tane mi 80, 3 tane mi kaldı diyor. Adlarını bile biliyoruz. Ayakkabı numaralarını da biliyoruz. Ama Erenez'e hiç bitmiyor. Zaferleri de bitmiyor. Her yıl kökünü kurutuyorlar, bitiriyorlar. 40 yıldır. Ya bir devlet. Ordun var. Trilyonlarca dolar harcamışsın buna. Milleti aç bırakıyorsun. Mermi pahalı diyorsa mermiye veriyorsun. Jetler veriyorsun. Tanklar. Bütün mesele bu. Ve baş edemiyorsun. Ve bunlar bir avuç çapulcu. Her yılda zaferi ilan ediyorsun. Bu işte bir yamukluk yok mu? İşte tezgah bu. Siz tezgahın içindesiniz. 40 yıldır aman PKK diyerek her yıl PKK'yı bitirdik diye zafer ilan ederek ülkemizi cehenneme çevirdi bu çakallar. Ve bu kanlı çarkı yani sen aman PKK dediğin vakit sen de bu çarkın, bu kanlı dönme dolabın, bu siyasetin içine girmiş oluyorsun. Kesinlikle buna katıldığın vakit faşist ve militarist politikanın devamını istiyorsun. Zaten onu devam edince elbette katlettiğin, öldürdüğün, işkence ettiğin bazı Kürtlerin çocuğu daha çıkacaktır. Ve PKK sürekli var olmaya devam edecektir. PKK'yı besleyen Türk faşistleridir. Kesinlikle bundan zerre şüpheniz olmasın. Ve muhtaçtırlar. Çünkü bunun ötesinde bir marifetleri yok. Sadece aman PKK, aman terör bayrak, kahramanım ben, vatan sevdası, haydi gidelim öldürelim falan. Yoksulların çocuklarını birbirine kırdırıyorlar. Başka bir iş yapmıyorlar. Ve bu o başka iş yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Yağma ve talan ediyorlar. Ve bununla seni aptallaştırıyorlar. Ve bu kanlı çarkıyı ebediyen sürdürmek istiyorlar. PKK yok olsa emin ol bunlar bir PKK üretirler, hatırlıyor musun? 4 asker 8 füze formülünü kafana koy, düşün. Davutoğlu ne diyordu Fidan'a? Oraya Suriye'ye veya da Fidan Davutoğlu'na aralarında konuşuyorlar. Melanet üzerinde nasıl daha fazla kan akıtacaklar? Suriye'ye 4 asker gönderelim. Türkiye 8 füze atalım. Suriye attı diyelim. Ondan sonra Suriye'ye savaş açalım. Ve bu kanlı çarkı ebediyen sürdürmek istiyorlar. On binlerce yoksul Kürt ve Türk çocuğunun dökülen